King iyi bir oyuncu, kötü bir oyuncu tartışılır. King sürekli sakatlanan bir oyuncu, bu tartışılmaz. Ondan dolayı ben de aynı fikirdeyim izleyicimizle. Nasıl Ferdi için gitmesi muhtemel diyoruz. Nasıl Samski için çok fazla isteğini var diyoruz. Bunlara net olarak Abdülkerim Bardakçı'yla Barış Alper'i de ekleyebiliriz. Ama iki yapılan iki transfer gelecekteki transferlerin de teminatı gibi. Bu seviyede kalırsa Beşiktaş önümüzdeki sene rahatça toparlar. Bu gece son biraz sonra Karakoç bu, program, bu programı son şey yaptı Başlamış olalım mı? Başlamış Başla olalım. Kanka. Transfer döneminin, dış hatların, ocak döneminin e, son programı Yalın Sabuncuoğlu. Dış hatlara Hoş geldiniz. başlıyoruz. Başlayalım kardeşim. Son program. Ee, hemen gelir ya. Sayılı zaman çabuk geçer. Geçer geçer. Yazın full bir beraberiz. 3 ay. Öyle mi? 3 ay. Yani Oo. sen ibizalarda Yunan ne adalarında tatil be. yapmadığın sürece <laughs> Yağız Sabuncuoğlu üst düzey hayat yaşıyorsun. Halktan koptun ya, ya. Ya yürü git ya. Abi Yunan adalarında bir dakika. Yunan adaları yaz tatilini Yunan adalarında geçiren bir insan. Tamam. Başka bir seviyedir hocam. E o bu vizyon seviyesidir. Bu yoksa çeşmeyle özleyecek alaçatıda. Özleyecek misin bizi metrobüslere, İstanbul'daki bu Oğlum, ben böyle mahalle bir yaşamını ha. Şu özleyecek an misin Yağız Sabıcı? <laughs> <laughs> ben böyle bir değilim, arkadaşlar. Zaten tanıyor herkes artık. Ee, yani Yunan Adası'na gitmek bu arada ben arkalı önlü e, bir sene Alaçatı'ya gittim, bir sene Bodrum'a gittim, bir sene Yunan Adası'na gittim. Yunan Adası'nda harcadığım para Bodrum'un üçte biri Alaçatı'nın da yarısıydı. Doğru ama ben artık senden bu yaz bize bekliyorum. Bunu beni bize gittim Buyur... ki. Aa bak zaten Erasmus gibi Madrid. Hadi canım. Ibiza Madrid Ibiza arası. Aa, oh, oh. ben seni hiç bilmiyordum Erasmus yaptı. Pırpır uçakla bile uçarsın. tabii tabii. Nasıl Ibiza? Ortamlar anlat hocam biz bilmeyiz. Ibiza'da eğlence çok üst düzey. Yoksa deniz meniz Alanya denizi gibi yani ve taşlık kayalık yani leş. Sny Snyder'in ve Emreş olan Ibiza'da bir ara mekanı vardı ortak. Bilmiyorum. Dur, ben oraya gittiğimde Paris Hilton'u görmüştüm. Bir de böyle şey DJ'lik yapıyordu falan. Getta falan oradaydı. Snyder'i görmedim ama. Snyder Emre Çolak'ın Gece hayatı çok iyi. Eğlence diyor. çok iyi yani. O, o, o çok iyi Ibiza'da. İyi tatil arayan, altın kum arayan Ibiza'ya gitmesin. Biraz daha şey işe aldım. Daha eğlence şey o. Gençler. partileme partileme tabii tabii parti. Mikonos'a gittim ben adalarda. Mikonos'a gitmedim. Mikonos o, o, o konuda da oraya... çok iyi diyorlar Mikonos'a. Yunan adalarının en hareketlisi Yani Yunan adalarının Ibiza'sı Mikonos doğru. Ben, ben Samos'a gittim. Orası tam şey emekli, ayvalık gibi. Böyle balığını tutuyor dayı pişiriyor. 6 euroya sana satıyor falan. Öyle bir yer Samos. Bunun bir tık üstü Tasos. Onun bir tık üstü Kos. Buralara gittik. Ama bundan sonra artık işte Santorini'ler, Mikanoslar başlayınca Alaçatı'dan, Bodrum'dan daha pahalı ya da eşit seviyeye geliyor. Hocam... Başlangıç için, bak Türkiye'de buradan kız arkadaşıyla, eşiyle ya da arkadaşlarıyla tatile gitmek isteyenler vardır. Eğer arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmek istiyorlarsa Kos ya da Tasos'a gidebilirler. Sevgilisiyle, eşiyle romantik bir tatil ya da böyle sessiz sakin, böyle belgesellerdeki gibi bir şey var ya Wilderness Cook biliyor musun onu? Adam böyle dağın başında Azerbaycan'da Azeri bir abi yemek pişiriyor sürekli. Böyle bak hemen kafayı salladı. Ee, acayiptir bak bu arada. Böyle reklam YouTube'da YouTube kanalı reklam yapıyoruz ama bizle alakası olmadığı için pişiriyor pişirip benim finalinde de şey yapıyor. Etraftaki çocuklara yediriyor o yemeği. O kadar güzel ki otur böyle bir, bir saat izle gidiyor tahtayı kırıyor. Oradan tahtayı atıyor, odunu yakıyor, üstüne balığı tutuyor, pişiriyor falan muazzam bir şey. Tam öyle bir hayat yaşamak istiyorlarsa da. Çünkü benim unutmadığım bir anım var Samos'ta. ilk Yunan Adası deneyimimizdi ee, kız arkadaşımla. Orada şöyle bir şey oldu. Arabalar faciaydı. Yani bize bir araba veriyorlar böyle 2000 model falan. İleri taktık vitesi geri gitti. Uçurumdan uçuyorduk. Yani Samos o yüzden bir tık daha böyle şey. Fakir mikonosu. Hmm. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. Bu arada Ayhan, Ayhan Sıcimoğlu'na dönüştün şu an. Gerçekten tavsiyeler Estağfurullah iyiydi. Estağfurullah Türkiye'de mesela neyi ta tavsiye ediyorsun? Yunan adalarına gidemediğimizi düşünelim. Datça'yı çok severim. Selimiye'yi çok severim. Ama Selimiye son dönemde bu romantizm ışığında işte sonsuzluk kabuzları falan derken geçmiş dönemdeki fiyat performansının çok üzerine çıktı. Hmm. Ee, buradan Selimiye esnafına sesleniyorum. Biraz indirim yapsınlar. Ama Marmaris falan güzel. Sadece Marmaris'i tek sevmediğim yeri indikten sonra uçaktan bir de araba yolculuğu yapıyorsun ya bir buçuk iki saat o çok tatsız. Ben direkt ulaşmak isterim. İndiğinde gideceksin abi yani. Bir daha böyle ikinci sefer ikinci yap. İstanbul'da bile yani aktarmayı sevmiyorum. Bu benim şahsi şeyim ama hiç rahatsız olmayanlar da var. Romantik anlamda ben de kışı tavsiye edebilirim. Kaş da çok romantik. Gittin mi sen Kaş'a? Hiç gitmedim biliyor musun. 500 Peki, kere geçtim ama yerleşik tatil hiç yapmadım. Kahvelerimiz de geldi. Sevgililer günde yalı sabuncu yoluyla e, aşk yapılacak kasabalar konuşuyoruz. Tadımlaryla konu konuşuyoruz. güzel konu oldu aşk Evet, sevgililer günü aşk zaten. yapılacak kasabalar ne oğlum? Aşk. <gülüyor> <gülüyor> aşk <diyorsun> pişirebileceğiniz. <laughs> Valla başka ne olabilir? Roma da bence romantik bir kent. Yani kelime oyunu yapmıyorum harbiden. Yemesi, içmesi, sokakları. Hiç gitmedim mental Gittim. Ya. Oo, işte İtalya bizim dedem İtalyan mı falan demiş. Ben bir gün bir yayında dedim ki benim dedemin dedesi dedim Peruciyalı. <laughs> İnandı insanlar biliyor musun? Sen de orada yani... bu arada var, var. Sen İtalyan olur musun? Tabii canım. Olur olur. Tamam. Senden bir Napoli'li falan olur yani. <laughs> Galiba <Gazçı> bir <laughs> <miyiz>? pizzacı. <laughs> Napoli'li olur senden diyor. Napoli şey bu arada. Napoli'yi çok sevmem yani. Napoli He, sürekli cebini ya çok affedersin kıçını kollayacağım bir yer Napoli. O yüzden ben... Tabii sakat bir yer. Rehberler bile bir evden uyarı yaparsan hani yani. Telefon, telefon. Ya benim arkadaşın otel lobisinde dövüp fotoğraf makinesini aldılar elinden. Tabii canım. İtalyanız, otel güvenliği bir şey yapamadı. İtalyanın şey sert abilerinin, mafyalarının falan yetiştiği, büyüdüğü. Yani en serti tabii Sicilya. Napoli biraz daha böyle şey... Varoş demeyeyim ama böyle kenar mahalle tadında böyle şey yani sakat bir yer. Sert iklimi olan bir yer. Ben Roma'ya gittim. Roma'da da öyle. Hatta Roma Verona maçına gittim. Francesco Totti'nin doğum günüydü. Şimdi bizim anlıyorlar tipimizden Türk olduğunu ve çok da haz etmiyorlar yani. Dünyanın çoğu yerinde böyle maalesef. Evet. Ben böyle oturuyorum. Elimde de böyle içeceğimiz var. Ee, sohbet, muhabbet tek başıma karşıda bir arkadaş falan buldum. İşte o ben ona diyorum işte İstanbul'dan geldim maça. Böyle bir saat falan kitlendiler yani. Böyle dayılar böyle kollar şöyle. Hepsinde dövmeler, haçlar, şeyler. Böyle Totti. Yani sen orada kalkıp mesela kafede Totti senden nefret ediyorum pislik herif de mesela büyük ihtimal çıkamazsın o kafede. Böyle ilah gibi bakıyorlar. Ben bu arada güvenlik anlamında Paris'te çok korkuyorum. Paris'te dolaşırken çekiniyorlar gerçekten, ama bizden. Ee, şey yapıyorum. Yani... Notre Dame'ın orada benim Notre Dame'ın orada gidenler bilir. Bileklik satar siyahi Fransız vatandaşları. Bir gün ben tam içeri gireceğim Notre Dame'a. Tek geziyorum bu arada. O Erasmus yaptığım sene işte. Böyle bileğimden tuttu biri beni çekti. Kuvvetli de. Dedim ne yapıyorsun sen falan filan. Böyle üstüme yürüdüler. Ferrari from İstanbul'a. Wow. Falan dedim. Allah'ım iyi ki dedim Türk'üm Türk ya. Şükürler bu, olsun. Tür, Çekiniyorlar bak. Bu arada Türk olduğum için de gezmekten en çok zorlandığım genelleme yapmıyorum ama kimse yanlış anlamasın ama Belgrad yani Sırbistan'da bence biraz zor zordu Türk olmak. Ben mesela biraz Erkekleri, kötü deneyimler yaşadım. Erkekleri çok sert. Sertler. Karşı. Tepki gösteriyorlar. Evet çok sertler. Bu arada dünyada Ama var, kadınlar için aynı şeyi söyleyemem eee dünya e, daha sıcak, sıcak ya. kanlı sıcak başlıyor. kanlı bayağı ama mesela taksiciler falan bile tuhaf davranmaya başlıyor. Ya orada şöyle ee, bir şey var. Bak ben buradan bir Belgrad'a ben de şey gibi oldum. Ha <laughs> gezi programı ay 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 Buradan Belgrad'a gidenlere tavsiye. <laughs> Belgrad'a gittiklerinde en büyük yanılgı şu. Ben çok defa gittim artık tabii gidemem yani arkadaşlar çünkü bakın. <laughs> ee, pink taksi diye bir şey var orada. Bu pink taksi şey gibi. Devletin taksisi gibi ya da ne bileyim böyle belki de hani tam içeriğini bilmem yalan olmasın pink taksi kovalasınlar. Mesela pink taksiyle atıyorum. Buradan Fenerbahçe'de Stadına git. 1 euro tutuyorsa o pink olmayanla gidiyorsun. 15 euro tutuyor. Ya da adamın keyfine kalmış. Abi taksimetresi şey var. vicdanında adam evet. yani. Evet. Ben hayatında bunu sadece Sırbistan'da gördüm. Sadece Taksimetreyi Sırbistan'da kendi basıyor abi. Evet. Basıyor. Ya yani bir bakıyorsun pink taksiye binelim güvenilir bindirelim. Mesela arkadaşlar. atıyorum 1 kilometrelik bir yolu yani 10 dolar vereceğim bir yolu abi bir basıyor kendisi 100 dolar. Niye basıyorsun diyorsun? Diyorsun diyor ki gece vakti buradan aldım sizi. Burası işte en pahalı nokta bilmem ne. Bir bir kılıfını buluyor. Yani ee, tarihin en tozlu sayfalarından bugüne Türklerden çekinirler yani. Bu 2-2-4. O yüzden gittiğinizde yurt dışına ya tabii ki dikkat edin bazı bölgelerde atıyorum telelevi gidersiniz söyleyemedim. Sıkıntı yani. Bu arada ben şu mesela şu mesela Hollanda'ya gittiğinde mesela Türk olduğum veya onları doğudan geldiğin çok belli oluyor ya. O anlamda benim mesela en rahat ettiğim abi İspanya. İspanyollar çok ya. Şey, rahat. Ben İspanya'da ben... ben harbiden onlardan biri gibi gözüküyorum. Ya yani. ben İspanya'da işte Madrid'de yapmıştım Erasmus böyle Valdecaros diye bir yerde oturuyordum. Oraya da suburbs diyorlardı. Yani bu şey, varoşlar. Varoşlar ama yani oradaki varoş bizim buradaki gibi değil yani. Şehrin dışına adam varoş diyor. Orada şehrin dışında Valdecaros böyle uzak bir bölge. Hatta Kanunu'nun tesisleri falan çok güzel. zamanlar Beylikdüzü düzü gibi o zaman. Doğru gibi, olsa, gibi. Evet, öyleydiler. Aynen. Ya bizde varoş biraz şey böyle hani farklı. Yani kişiselleştiriliyor. Mesela ben sana varoş diyorum yani aslında varoş böyle bir evet ifade değil yani. Evet evet anladım demek istedim. Anladın yani. değil mi? Ya mesela orada ben böyle mükremin dayı falan görüyordum markette böyle kafasında beyaz şapka böyle düğmeli çizgili enişte pijaması. Hakikaten böyle adamlar abi ne yapıyorsun ya falan diye dayıcım nasılsın falan diye sarılıp adam böyle hala parkeye falan diyor böyle şaşırıyorsun. Acayip benziyorsun yani adam. Kesinlikle. kesinlikle. İnanılmaz benzer. Bana bir kişi bile Türk müsün? Bak Yunanistan'a gittim bana çoğu yani 10 gittiğim restoranın 8'inde Yunanca karşıladılar. İtalya'ya gittim İtalyanca karşıladılar. İspanya gittim İspanyolca karşıladı. Doğru doğru doğru. Ya dili bilmiyorlar ya da çok Hı. benzetiyorlar. İşte Akdenizlik aslında temelinde o var. Ege, Akdeniz yani o kıyıda bir şekilde yakalayabiliyorsun. Tabi. Yani o çok önemli. Ama çok sıcak kanlar yani ben. Öyle öyle. Mesela şey de çok büyük yanılgı. Ben 2013'te bir sene Manchester'da kalmıştım. Mesela giderken bana gitmemiş veya gitmiş. Gitmiş de bunu söylüyordu. İngiliz insanları çok soğuktu falan. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Ben de İngilizlerin hiç çıldırmadım. Valla önemli. Türkiye'de adres sorup da yüzüme bakmayanı gördüm. Ama İngiltere'de yardım isteyip de yardımıma koşmayanı görmedim. Özellikle abi bizim Bak, program bugün harbi gururlu bir gurur, şey program alındı. <laughs> özellikle abi Londra için söyleyeceğim. Londra'da o kadar girişimci, o kadar çok dünyalar yerinden gelen Hintlisi. Ben Londra'yı Londra demiyorum ama. O var ki. bize Londra'da zaten kendini yabancı hissetmiyorsun. Çünkü zaten çok az İngiliz var. O kadar multikalkçılı ki İngiliz olanlarla da hiçbir zorluk yaşamıyorsun. Adam zaten alışmış. Dünyanın her yerinden gelen insanlarla birlikte olmak. Benim o tam söylemin biraz daha böyle... Gerçek İngilizler için. bet olabilir, York olabilir, Brighton, hmm. Manchester'ın işte kuzeyi. Hull. Ha, Hull. Yani böyle İngiliz gibi İngiliz yani anladın mı? Onlara diyorum yani. Mükemmel insanlar. Mesela İskoçlar öyle değil. Hem aksanları çok sert hem de donuklar. İskoçlar. Evet, ben yani İngilizlerden ben de yani çok gidip geldim. Hiç kötü Hiçbir bir yok. görmedim yani. Hiç... Ya hiç adam içerken bir söylese şey... gülüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> falan yani. Hiç kötü <laughs> anım yok yani. Ama Mesela şeye doğru. çok şaşırmıştım. Medeniyet medeniyet diyorsun. Aston Villa maçına gitmiştim. Ee, pis var diye bir şey yok. Böyle şuradan böyle benim arkamı dönüyor şuraya kadar. Demir bir metal. Bu arada Anlatayım Vodafone Park'ta aynısını yaptı. Denk gelmemiş bir şey olabilirsin. Öyle mi abi onu Vodafone görmedim. Vodafone Park'ta birkaç tuvalet öyle. Yerde bir Vodafone Park dedik. Hazne. Böyle 60 kişi yan yana geçiyor. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ne arada bir şey herkes aynen, oradan aynen. başlıyor o usta. Oradan hop dönüyor geliyor oradan şeye gidiyor. Yani <laughs> evet. bilmiyorum hani modern falan diyoruz da. Ha o tamam o sıvı bir gezmiyor ha, olabilir evet, muhabbete şu bak ya. Çan, yakalıyor onu ya. Yani. Abi şey yani şey. Hani, bilmiyorum. Ama Modafon ee, Park'ta da var onu görmedim. Modafon Park'ta ben. da var. Yani o metale şey me metal Aa, var çok yani. Çok kötü görüntü ya. Ee, bu arada son olarak sana şey diyecektim abi bu yurt dışı muhabbetinde. Abi Asya'ya gittiğinde de şu kendini çok kıymetli hissediyorsun tam tersi. Hiç. Ben gittim yani Japonya'ya, Tayland'a gittim. Öyle mi? Aynen. İşte Taylan, Tokyo Olimpiyatı'na gittim. <laughs> Pataya diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, Nereye ya gittin? Tayland Devlet Başkanı'na istişarelerde ben. mi buldun? Bu, i̇ş için gitmiştim gerçekten. <laughs> Bir, o zaman ben emsilik yaptım. Maç anlatmaya gitmiştim voleybolla. Ee, şey abi. E, Türk olduğun için ayrıcalıklısın ya. Türk olduğumu duyduklarında... Abi, Türk tarihten işte. Ha o açıdan diyorsun sen. Aynen ya genel yok yok hepsi. Dediğin gibi ya Koreliler zaten ayrıca seviyor. Tabii. Yani Chabi olsaydı uzun anlasaydı yani adamla savaşmış de değil mi? Çabı öyle içimize girdi ki ben ee, Koreli mi, Türk ben mü, de, ben, ben de, mi Koreliyim, o mu, Koreli falan bilmiyorum yani hani, Adam hiç Koreliye bir alakası yok yani. Evet evet. Yani şey e, çok farklı Yaklaşıyorlar sana. Kaç dakikadır biz? 15 dakika. Abi, tamam, 15 dakika tamam girişi. Yaparız. O zaman noktalık, çok isteyene yazısı bunca yılda şey podcast'ta başlıyormuşuz Valla ben bir ara blog açmıştım yani daha önce de çok önce de blogum vardı da 2005'lerde 2006'larda sonra böyle bir 10 dizilik yazı yazdım. Mesela Villa Park'ta bir maç günü mesela işte 6'da şunu yaparsın bunu sonra onu projelendiremedim. Tek tek gezdiğim maçları böyle biletleriyle birlikte küçük küçük böyle gezi yazıları yazmıştım. Bunu düşünüyorum uzun vadede. Güzel Aa, iş. Olabilir ya. Mesela olabilir. ben sana bir hikaye anlatayım. Eski Vicente Calderon'da tam böyle o Vicente Calderon'a gidilen... Villarreal'in stadı mıydı? Atletico Madrid Yok yok Atletico. Değil mi? Vicente Calderon'da böyle bir tane şey var. Son böyle artık stada 500 metre yürüyüş mesafesi kalmadan önce indiğin son durak var. O indiğin durakta bir tane kafe var. O kafedeki restoranlar Madrid bölgesindeki takımların adı. Etli mesela steakli Real Madrid. Böyle peynirli Almeria uyduruyorum yani. İşte peynirli tavuklu Rayo Vallecano. Böyle etli hardallı ne bileyim Atletico Madrid. Yani böyle takımın kalitesine göre sandviç kalitesi. Hmm. Ben hepsinden böyle bir yemiştim. En pahalısı Real Madrid'de. Madrid bölgesinde. Sonra tabi Vanda Metropolitano muydu yeni statları? Değişti. Değişince değişti. artık bir daha bilmiyorum yani. Eski çok Ama güzel o stat şey havalimanından inince konumu bütün havasını kaybetmiş diyorlar. Vicente Calderon'da fare oluyorlardı. O bile güzeldi yani anladın mı? Böyle tahtalar, fareler, kırık sandalyeler, tarih vardı. Burası şey gibi olmuş böyle. İttiyat, ettiyat stadyumu. Bu arada olmuş. Fenerbahçe bölümün ilk sorusu da çok benzer bir soru. Yağız, hmm. Yani cuk geldi. Fener Yalç YouTube üzerinden sormuş bize bir soruyu. Fenerbahçe'nin daha büyük bir stada ihtiyacı var mı? Daha fazla kapasiteli. Planlamada bir şey var mı? Planlamada bir şey yok. Ee, bir ara vardı hatta. Tek kat yapalım, bir şey yapalım. Arttıralım. Sonra durdu o iş. Aslında vardı yani planlamada. Ama bugünün konusu değil. Ee, yeni stat yapılmalı mı? Bence bu stat üzerinde değil ama bu stadın da mevcut konumu sebebiyle. Hani aşağı tükürsen şey, sakal yukarı tükürsen bıyık hesabı. Yani şimdi bu stadın yerinden de lokasyondan da nasıl vazgeçeceksin? Çünkü ya hatırla bir Ali Samiyan vardı değil mi böyle Tabii. hani bu stadın yarısı kadardı neredeyse ama bir coşkuydu yani. Dünya ünlü yıldızların efsanelerin açıklamaları var Ali Samiyan'daki atmosferle ilgili. E ne oldu şimdi? Tamam şimdi de stat iyi ama o iş yok artık. E şimdi şeye bakalım. Beşiktaş stadına bakalım. Tüpraş stadına. eskiden bir kutu vardı. Yani böyle küçücük bir yerde bütün stadı inletiyordu. Ya bunlar ambiyans, güzel ambiyanslar. Eskiden Fenerbahçe'nin kale arkası vardı, maraton vardı. Çok iyiydi. E şimdi sen atıyorum stadı buradan aldın, Sancaktepe'ye taşıdın. Kaybedersin o havanı. Ya yani şu anki stadın yeri Kadıköy'ün kalbi. Yani Ama bizim, çok eskidi çok... stadyum. Ya ben çok eskiden hatırlıyorum yani. Çok ...bayağı eskidi stadyum... ...tamam onarıyorlar yapıyorlar ama artık demode kaldı... ...bence çok Avrupa'yı... ...böyle 70-80 bin kişilik bir stat lazım Fenerbahçe'ye... ...ya o alanda yapılması çok zor... ...artık olmaz... ...o, o alanda olmaz Aziz yani. Yıldırım inanılmaz... ...ekibiyle beraber o dönemde... ...bak o dönemde diyorum... ...bu dönemde de stat yapmak başarı... ...ama o dönemde... ...kendi öz kaynaklarınla o statı yapmak... ...5x başarı... ...o tesisleri yapmak çok önemli... ...şu anda zaten... ...hükümetin çok büyük desteği var... Spor bakanlığı çok ilgileniyor. Bütün sportif organizasyonlar, müsabakalar, yeni yapılan statlar. Şu an zaten her şey yolunda gidiyor. Çok iyi bir yönetim var sporda devlet erkanı tarafında. Ama o dönemlerde daha çok böyle sporun veya sportif tesisleri spor kulüpleri kendilerine yapıyorlardı. Gözlü o yüzden mi? bu stat çok kıymetli ve değerli. Hep derdi yani işte bizim en büyük farkımız statımızı kendi paramızla yaptık. E Fenerbahçe o dönem en büyük farkı Fener Yüme stadyumla açmıştı. Sonra Beşiktaş'ın stadıyla Galatasaray'ın stadı geldi. Storlarda onlar da çok gelişti, fark kapandı. Yani aslında elbet Fenerbahçe bir gün bu stadyum problemini yaşayacak. Belki 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra ama elbet bir gün. Ya Fenerbahçe'nin bence böyle tek katlı Westfalen tadında bir stadyum yapması lazım. Yeni adıyla Signal Iduna Park galiba da. Evet evet. Biz Westfalen'de sevdik o stadı. Ben Westfalen haliyken gitmiştim bu arada, İnanılmaz bir stat Yani mesela Beşiktaş'ın stadını çok beğeniyorum ben, çok şık. Çok şık. Çok futbol odaklı. Yani çok güzel. Her açısından sahayı çok güzel görüyoruz. Mesela Galatasaray stadı tribünleri çok dik. Evet. Yani şöyle bir yanlışlık örneği tak diye aşağı düşeceğim. Yani genel anlamda ya bir kere futbol stadında koşu pisti olmaz yani. Ben buna karşıyım. Tabii canım. Ya tribün olimpiyat stadına çok yapılmadık yakın Bakım kalmadı. Yapılmadık revizyon revizyon kalmadı. Hala benim gözümde çok Vasat bir stat atacak olimpiyat stadyumu. Ama işte orası adı üstüne yani olimpiyat stadyumu. Yani onun amacı zaten orada atletizm olsun. Tam Birileri o da gelsin ama. cirit atsın falan filan. Kimsenin cirit attığı yok ya. İşte Orada hayal oydu ya. Ara sıra 1500-2000 tane kara dostumuz, arkadaşımız maçlara gidiyor. Ki onlara da yeri gelmişken, stat demişken. Yani bu kadar iyi işler yapan, çok önemli yıldızlar getirdiler son dönemde. İtalya olsun, Emre Mor tekrar futbolu kazan, Fenerbahçe'ye gitti. E, Güven Yalçın şimdi yükseliyor. Serdar Dost'un git gel yaptı geri döndü gibi gibi. E, Süleyman Başkan, Stadyum, Fatih Karagümrük. Yani önemli markalar önemli. Pirlo'yu söylemedim. Var. Ha? Pirlo gibi biri geldi. Ya o yok diye şimdi söylemedim. Söyleyeyim senin için. Pirlo. <laughs> Ama ya ses hani, yani. Ya bilmiyorum abi. Niye Atatürk Olimpiyatı'nda oynatıyorlar? Fatih de oynasa ben sana iddia ediyorum Avrupa Kupalarına katılır Fatih Karagümrük. Doğru. O mahalleden kimse çıkamaz. Doğru. bir de coşkulu şey tutkulu mahalle. Abi oynatsınlar ne olur ya. Sahi zemini yapsınlar ya da Karagümrük'e bir tane stat yapsınlar. Bak adını duymadığımız takımlar, adını duymadığımız kulüpler böyle. Üçüncülükten 3-2-1 üç, geliyorlar böyle. Bir bakıyorsun modern stadyumlar, tesisler. Abi Karagümrük'ün suçu ne? Ya buradan iyi, iyi, ki de bu konu yani stadyum konusuna girdik geri gelmişken. Hani buradan da bizim sözümüz geçer geçmez o ayrı konu. Ama yani Fatih Karagümrük'e üye evlat muamelesi yapılıyor. Ben Fatih Karagümrük'ün stadının, tesisinin... Ya göçebeler ya yıllardır. Ya yıllardır o sen Pirlo dedin ya az önce. Tüm dünyaya manşet oldu değil mi? Pirlo geldi. Hepimiz gittik burada otelde imza törenine katıldık. Hepimiz heyecanlandık. Pirlo yani bu, anladın mı? Hepimizin çocukluk kahramanı. E ne oldu abi? Adama tesisimiz yok diyemeyip Riva'ya gittiler. Yazık değil mi Fatih Karagümrük'e? Stad, olimpiyat stadı. Ya baba bir, bir şey yapın ya, Fatih'teki stad çok, bilmiyorum gitti mi o stada? Çok eski, tamam kabul, Hı -hı. şu an onu bir şey demiyorum. Ama yenileyin, bir şey yapın. Abi bu semt kültürü gitmesin. Bak sen bir maçına gittin mi hiç? Eyüp maçında gerçekten bir semt, semt ortamı var. Ya ben mesela Ümraniye Ümraniyespor maçlarına çok gittim. Ümraniye bir tık uzak ama ona rağmen bile çok Onun tatlı. Stadını da çok beğenmiyorum ya. Yani tatlı Yeşil Sahil, sahil yani. tribün arasında Bağdat Caddesi geçiyor yani. O ne abi öyle? Bir türlü Eski şey... çöplük biliyorsun değil mi orası? O, hadi canım. Tabii biliyorum. canım eski çöplük orası. Orada şey bir kısmı tribün yok o enteresan. Şimdi Pendik'te de aynı şey. O da şey çok abi. komik mesela. Pendik Spor maçını izliyorsun. Tribün görmüyorsun. Pendik izliyorsun. Yani, reklam... yani orada bir kocaman bir reklam panosu var. İkinci sorumuz. Sakatlıktan muhtemelen bir ay sonra dönecek King'in yerine 3 yıl sözleşme imzalanan Kent'in liste yazılmamız kararı nasıl buluyoruz? Bulmuyorum. Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ama olan oldu artık. Üstüne çok konuşulmasına da gerek yok. King iyi bir oyuncu, kötü bir oyuncu tartışılır. King sürekli sakatlanan bir oyuncu. Bu tartışılmaz. Ondan dolayı ben de aynı fikirdeyim izleyicimizle. Peki Kent kaldı dışı mı artık? Evet. Duyuruldu mu kaldı dışı oldu? Yok öyle duyurma olmaz. Hmm. Öyle bir duyuru yok. Ama artık A takılma antrenmanları çıkmıyor. Yok yok çıkar yani, çıkar. çıkar. Antrenmanlar çıkar. Çıkar çıkar sıkıntı olmaz. TFF listesinde olmayacak. E nerede oynayacak? <laughs> Avrupa listesinde var mı? Mesela Avrupa listesinde var. O da bir enteresan durum. Çünkü talimatlara baktık dün. Dün de sevgili Hüseyin Özkök haberleştirmiş Ajans Spor'dan. O konuları da çok iyi bilir talimatları falan. Hüseyin abiye selam olsun burada. O diyor ki TFF listesine kendi yerel federasyonda bildirmediğin oyuncuyu... UEFA'da da oynatamazsın diyor ama orada bir bürokratik liste gibi bir durum varmış. Öyle hmm. bir esneme oluyormuş. Normal şartlarda bu esneme olmasa kendi yerel federasyona bildirmediğin oyuncuyu dışarıda da oynatamazsın. Abi ligde kadroda olmayan oyuncu çıkıp konferans yine de şovu yaparsa helal olsun yani. Yapabilir. Yapabilir. Yani enteres çok enteresan bir durum. Yok süreç iyi yöntilmedi ya. O yani, iki, iki, dört e yani evet keşke Ocak ayında belki de satılabilseydi değil mi? Yani Lazio'ya gidiyordu biliyorsun. Kulüpler imza her şey oldu artık yani. Lazio duyuracaktı yani Di Marzio'su, Fabrizio'su bütün İtalya Detaylara kadar girdiler. Ama genel noktada bambaşka bir sabaha uyandık. Gitmedi. burada gitmemesi, kalması falan çok mesele değil yani. Sonuçta şey diyebilir ki diyor. E ben daha çok yeniyim burada yani. Benle kontrat da imzaladınız. İyi de para kazanıyorum. 2.2 milyon eurodan net maaşı var. Niye gitsin ki? Yani sen burada atıyorum beni istemiyormuş gibi veya rahatsızmış gibi davranırsan ben iki gelirim, üç gelirim, dört giderim sonra buraya. Gelmem bir daha. Hı hı. Ama sen bana yapıcı davranırsan ben senin burada hatanı da görmem. Buradaki kahve soğuk da Kav. gelse ona da takılmam. Örtü yırtık olsa ona da bakmam. Hı hı. Ama diğer türlü sen ilk dediğimi yaparsan her şeye takılıyorlar işte. O yüzden burada iki taraflı düşünmek lazım. Kent işte kent böyle kent, şöyle kent. E baba kent İskoçya'dan geldi değil mi? Adamı evinden barkından hayatında ilk kez çıkarttığın şeyden. Bir Freiburg denemesi var kiralık. Taşındı geldi İstanbul'a buraya. Samandıra'ya. Nasıl olacak? hiç işte şey yok yani anladın mı? Futbolculara bazen robot gözüyle bakıyoruz. Mesela adamın çaprazı kopuyor geri dönüyor ya da tendonu kopuyor vurun iğneyi oynatın. Ulan şey mi o? Tavşan atlet ne, ne o yani anladın mı? Bu, bu konularda biraz empati yapamıyoruz. Eksiyiz bence. Geçen programda da demiştim. O sosyal medyada bir dostumuz paylaşmış. Yağız Batuhan'la birlikte kısa paslarda eleştiri kültürünün kaybolduğundan bahsetti. Bu da bence kaybolan bir durum. Empati yapamıyoruz artık. Bana ne ya diyor. Mesela bana bir şey olmuyorsa karşısındaki istiyorsa sürünsün ne olur. Bunu yaptığımız sü sürece bir günde bize bunu yaparlar. Ya Bir gün sana biri der ki karşındaki sürünsün ya çok da umurumda der yardıma muhtaç olduğun anda. O yüzden empati önemli. İğne sever. İğne sever. Hayatta eleştiri almayı seven biri demek ki yani o konuda açık. Fenerbahçe teknik ekibe Sandro Zufic dışında bir takviye yapılacak mı? Tek sıkıntı kaleci değil gibi demiş. Yani son dönemlerin popüler konusu. Sandro Zuffiç'ten sebep demiyorum teknik heyete olan eklemeler. Ama şu an gelinen noktada sıcak bir durum yok. Sandro Zuffiç'ı haberleştirdik zaten. Başladı göreve. Bu arada Sandro Zuffiç'le ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Uğurcan Çakır acayip beğeniyormuş Sandro Zuffiç'i. Nenad Bjelica e döneminde performansının artmasındaki temel isimlerden biri diyormuş. Direkt bak Uğurcan'ın yanından biri bana bugün haber yapmıştım. Sandro Zufiç göreve başladı diye ya, o yazda. Uğurcan bayılıyordu bu hocaya diye. Sonra zaten gitmedi. Nenat dönüşü de İstanbul'da kaldı. Sonra bir gitti. Sonra geri geldi. Fenerbahçede de göreve başladı Sandro Zufiç. Livakovic'in performansı... Yani kimse kusura bakmasın. Geldiği günkü verdiği heyecanla bugünkü heyecan arasında uçurum var. Bugün Livakovic'in yediği golleri 6 ay yemiş olsa 6 ay şu an herhalde kadroya alındığında bile ıslıklanırdı. O yüzden Livakovic'in performansını toplaması lazım. Yükselmesi lazım. Bu da bir tercihtir. Eski kaleci antrenörü Livakovic'in çok sevdiği iyi de bir kaleci antrenörü getirmek en azından onun performansını yükseltme anlamında bir ön ayak olmadır. Bir hamledir. O yüzden doğru buluyorum bu hamleyi de. Evet. Katılıyorum ben de. Gökay'ın sorusu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali nedir? Mario Branco ile zamanında Manchester United ve Roma'da çalışmak istediği söyleniyordu. İsmail Kartal sonrası dönem için gelir mi? Gibi sormuş. Ya bu soruyu şu an cevaplayamam. Çünkü İsmail Hoca var takım başında ve gayet de iyi gidiyor. Takım şampiyonlukta ilerliyor. Bunun yanında Fenerbahçe'nin Haziran'da bir seçimi var. Fenerbahçe'nin 1 Haziran itibariyle ya da 2 Haziran neyse seçim tarihi 12 Haziran olur. Ben diyeyim ki 1 Temmuz itibariyle başkan, hoca, yönetim en baştan en sona da değişebilir. Aynı şekilde devam da edebilir. O yüzden şu an bir öngörülemezlik var. Her ne kadar sayın başkan ben bırakacağım dese de. O yüzden bu soruyu pas geçiyor. Şey e, belgeselinde var ya Figo'nun transferinde. E, Fiorentina Perez adaylığını koyarken güçlenmek için Figo'yu alacağım diyor. Hı. E, mesela herhangi bir başkanın. Tabi İsmail Hoca'nın şu an takım şampiyonlar gidiyor bambaşka <laughs> ama. Ee, o durumu göz ardı edin şu an düşünmeyin. Herhangi bir başkan adayıydı, Mourinho'yu getireceğim demesi de bayağı bir kongrede şey yaparmış. 5 bin oy ya. Bak, Mourinho ile bin... anlaştım dese. <laughs> mesela şimdi adaylığını açıklayan kim var? Bir tek Saadettin Bey var değil mi? Ben aday olacağım diyor. Ee, Ali Bey aday olmazsa kesin adayım diyor. Ali Bey de aday olmayacağım diyor. Yani şu anı değerlendirmek gerekirse mesela Saadettin Bey çıkıp dese ki hocam Jose Mourinho sportif direktörüm de Monchi en ağır adaylardan biri olur ben sana söyleyeyim. Se En iddialı adaylardan biri olur. Tabii. Yani çok büyük bir heyecan katar ama şu an Saadettin Bey de bunu diyemez. Çünkü şampiyonluğa giden bir takıma zarar vermiş olur. Onu da diyemez. Ya böyle bir ya öyle bir giremez. Bir yani. Şey yok zaten hani. Öyle bir de bir herhangi bir başkan diyeyim ya Saadettin Bey. Şey o durumdan da diyeyim. işte şampiyonluğa giderken bunları konuşmayalım diye Saadettin Bey de defalarca söylemişti ki şu anki noktada da Ali Bey'in de açıklaması var son divanda. Hani ben söyledim ona siz hani diyorsunuz şampiyonluk yolunda ne başkanla diyorsunuz eleştiriyorsunuz adam ama ben dedim gel hani 500 imza topla sana verelim de, dosyalara defterlere bak diye. Yani öyle de ortamı aslında şey yaptı yumuşattı başkan. Evet bakalım sezon sonu neler olacak. E, Efe'nin sorusuyla birlikte Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Yalız Sabuncuoğlu. Sene başlarından Madrid'in Icardi ilgisi doğru muydu? Çıkan haberler vardı. Yani çok konuşulmuştu. Yani doğru olsa bugün Madrid'de olurdu. Ama doğru değil diyemem. Menajeri öneriyor o dönem. Real Madrid Center for bir dönem. Ama sonra olgunlaşmadı diye biliyorum. O zaman Uğurcan Yaman'ın sorusuna gelelim. Barış Alper Yılmaz'a teklifler var mı? Veya var. yabancı scout ekiplerinin takibinde mi? Evet takibinde. Hem de teklifte var. Ama somut istenilen bir teklif olmadığı için şu an takımda ama sezon sonu nasıl Ferdi için gitmesi muhtemel diyoruz. Nasası maske için çok fazla isteğini var diyoruz. Bunlara net olarak Abdülkerim Bardakçı bardakçıyla Barış Alper'i de ekleyebiliriz. Geçen bir dostumla bir saat Barış Alper Yılmaz konuştum. Galatasaray'ı çok yakından tanıyan biriyle. Ee, Barış Alper'in çıtasını konuştuk. Yani en tepeye çıkabilir mi? Çıkarsa neresi olur diye. Neresi olur sence? Yani nasıl bir kariyer Takım anlamında planı? mı? Evet. Yani ne yapar Barış Alper? Ya ben oyuncu tipi tarzıdan sebep İki tane ligde inanılmaz başarılı olacağını düşünüyorum. Biri Premier Lig, diğeri de Fransa Lig 1. Bence giderse buralara gitmeli. Yani biraz daha tempo ve fiziksel temasın daha fazla olduğu yerler. Kesin. Diyor. Peki bu yaz gitme ihtimalini yüksek görüyor musun? Gerçekten. Görüyorum. Gör yani Galatasaray'ın ne istediğine bağlı. Bu gittiği yerde Barış Alper hangi mevkide oynayacak ya? Şu an mesela ne yani diyor? Ben olsam acaba? mesela, ben Barış Alper'i alıyorsam kanat oynatırım. Sıkışırsam oynatırım Center for veya Back vesaire. Çünkü oralarda da çok iyi oynadı bu arada. Üç İdare iki... etmedi, iyi oynadı. Aslında 3 oynayan bir takımın kanımsızlığı çok uygun değil mi onun için? Koridor yapabilir orayı ama e, teknik özellikleri de üst seviyede olması lazım. O konuda eksikleri olduğunu düşünmekle birlikte çok beğendiğim bir oyuncu Barış Alper. Bence zaman zaman karar vermede sorun yaşıyor. Onu da aşacaktır. Bu arada gümbür gümbür geliyor. Ben Keçiören gücünden beri izliyorum kendisini. O dönem temsilcisi görüşmelerde bulunurken Fenerbahçe'ye dönermişti. Galatasaray'a dönermişti. Galatasaray, dönermişti. Ee, Galatasaray almıştı oyuncuyu. Fenerbahçe o dönem öyle bir ihtiyacı yoktu. Bu Burak şey Burak Elmas olman. dönemi transfer değil mi Barış Alper? Evet. Hatta... Burak Elmas dönemindeki ya Burak Elmas Fatih Terim dönemi Galatasaray tarihinde bence hani kötü bir dönem olarak yazıldı ama ne oyuncular satıldı çıktı o dönemden ya? Barış Alper çıktı. Evet. Saça boy çıktı. Ya Saça boy'u 35 aldın koydun yani. Bütün harcadığını sildin attın. <laughs> Aynen öyle. Çok var oyuncu o dönemden. Nelson yine hani bir kazanım Tabii, o dönemden. Tabii Çıkıldo hala kulüp bulabiliyor. Hala oynayabiliyorlar. Süper Lig seviyesindeler. Yine mutlaka bilmiyorum. Çok eleştirilmişti ama şu anki dönemde eleştirilen çoğu doğru değilmiş. Kesinlikle. Hurkan Tuğrul bu soruyu sormuş. Galatasaray'ın Eren Dinkçi ile sene sonu için anlaştığı haberleri doğru mu? Değil. Sene sonu için anlaşamaz. Çünkü şu anda oyuncu Hayden'ımda. Ve Hayden'ımın da bir opsiyon art, opsiyonu var yani uzatmaya dair. O yüzden sene sonu için anlaşamaz. Doğrusu ne biliyor musun o haberin? Galatasaray Eren Dinkçi'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu tarafından geliyor bu talep. Şey, oyuncunun temsilcisi diyor ki kim biliyor musun oyuncunun temsilcisi? Derik Kön'ün ve Kaan menajerliğini yapan Ersin Akan. Konuşurken diyorlar ki biz Eren Dinkçi'yi getirebiliriz sezon sonu size. Onlar da ilgileniriz diyorlar. Ama şu an anlaştı bitti gibi bir durum yok. Oyuncu zaten Haydenheim'da ve oyuncunun bonservisi de zaten Haydenheim'da değil kiralık orada. Werder Bremen'de. Ya Öyle de bir durum var. Yani Heidren vazgeçecek ki. Ya tabii ki de sen şöyle bir şey yapıp yapmış olabilirsin. Gelirsin dersin ki sen bize gelmek istiyor musun? İstiyorum. O da anlaşma sayılır aslında bir şekilde. Kulübünü ikna edersen bitirirsin transferi gibi. Yani şu an böyle bir şey olabilir. Resmiyette ve hukukta. Yaz bu arada çok gelen sorulardan biri. Hmm. Er Yaman son durum e, federasyon açıklamasını yaptı ama ben senin yorumunu ve gelişmelere dair net bilgiyi de istiyorum. Kumlamayla tohumlama çalışması yapılmıştı. O, o kumlamayla tohumlama çalışmasından sonra... <laughs> bir anda <gülüyor> <Oğlum> <gülüyor> bu kadar mi? iyi tarıma giriyorsun ya çok. <laughs> ee, şey... <laughs> Sanki sabahtan akşama kadar kumlamayı falan çok iyi biliyormuşsun. <laughs> gibi evet. Havanın da iyi olması... Şimdi güneşli bugün buz gibi de. Yani birkaç gün önce, 3-4 gündür hava iyiydi. O güneş de, güneş panelleri artık gerçek güneş. Artık kumlama, tohumlama sahayı iyi bir seviyeye getirdi. Gençler Birliği konusunda so çok soran oluyor. Yani gençler bir başka yerde oynuyor. Niye Ankara cı? Çünkü ikisi de arkalı önlü oynadığı için saha çok yoruluyor diye ikiye böldüler. Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar. Bunu da söyleyelim burada. Hmm. Ama şu an için yayından önce de konuştum hatta Ankara tarafıyla. Ya maç gününe kadar çok iyi seviyeye gelecek diyorlar. Evet Beşiktaş'a geçelim. Yine ilginç bir username. Sergen attı, Adele attı. Jetpa Spor bu tweet'i bu tweet'i paylaşmış ve bize sorusunu sormuş. Beşiktaş'ta transferler sonrası durumu nasıl buluyorsun? Hocanın istediği, hocanın isteği doğrultusunda mı oldu her şey? E, tabii ki canım hocanın istemediği adamı nasıl alacaksın? Öyle yeni yönetim, yeni hoca. Yani tabii ki de hoca istedi. Muçi de, Musrati de, tanıdığı oyuncular. Ardes Mustafa sormuş. Muçi Hacı Sence bu sezon Beşiktaş'ın hedefi ne olmalı? Kaç maçtır puan alamıyorlar ve iki transferle bu durum ne kadar değişebilir? İki transferle bu durum değişmez. Ama iki, yapılan iki transfer gelecekteki transferlerin de teminatı gibi. Bu seviyede kalırsa Beşiktaş önümüzdeki sene rahatça toparlar. Ciddi bir gelir de elde edildi ki bu transfer de harcandı zaten. Kaynak arttırımı da var. Sponsorlar da gelmeye devam ediyor Beşiktaş'ın mevcut yönetimine. O yüzden adım adım toparlanacak. Yani bir günde Kötü duruma gelmediğin gibi bir günde de kötü durumdan iyi duruma geçemezsin. Bu bir şeydir yani. Süreçtir. E şimdi bu transferler geldi. muçi geldi, Musrati geldi. Çok iyi iki oyuncu bence. Bu saatten sonra da benzer eklemelerin gelmesi lazım. Yani yine atıyorum ne vereceği belirsiz oyunculara gidilirse iki ileri bir geri olur yani. O yüzden bundan sonra bence hata şansı yok mevcut yönetimin ama mevcut yönetimin yaptıklarından dolayı hata şansı yok demiyorum. Geçmiş yönetimlerin taraftar nezdinde yönetim ve başkanlık makamına karşı olan kredisi bittiği için böyle diyorum. Yani şu an Hasan Bey'in en büyük şanssızlığı bir önceki yönetimle taraftarın, bir önceki başkanla taraftarın arasının inanılmaz açılması, işin nefret boyutuna kadar gitmesi, mevcut başkanın da atıyorum iki maç kaybedildiğinde, üç maç kaybedildiğinde direkt olarak okların ona dönmesini sağlıyor. Çünkü tahammül yok. Tahammülünde olmamız çok normal. Yani Beşiktaş taraftarı yıllardır çoğu şeye tamir gösterdi ama artık başarı istiyorlar hakkı olarak. Evet. Ya o iki kurum arasında ciddi bir şey var. Tabii. Yani başkan da işte çok büyük bir enerji vardı ama dediğin gibi o kas devam ediyor. Yani eder. Ee... Ya sahada ne kadar iyiysen dışarıda da o kadar iyisin. Yani sen istiyorsan 20 tane oyuncu al. Sahada sonuç alamadıktan sonra oklar her ya da geç sana döner. Gururlan burası Kabataş. Beşiktaş gençleşme <laughs> politikasına gidiyor. Altyapıdan çok fazla oyuncu çıkıyor ve alınan transferler de bu yönde. Ali Koç'un ilk dönemi ile Hasan Arat yönetimi benzebilir miyiz? Beşiktaş taraftan ne güzel bir Türkçe ile soruları sormuş bu arada. Şey ee, benzetebilir miyiz? Diye. Benzetemeyiz yabancı hoca, yabancı hoca. Fenerbahçe, Ama Ali Bey'in ilk geldiği Kukuyla dönem... ile Santos çok farklı. Hem Kokuyla ile Santos çok farklı tipte hem de Fenerbahçe o dönem gençliğe yatırım falan yapmadı ki. Andrea aldı, İslam Selimani'yi aldı, Yasin Benziye'yi aldı. Hani gençliğe yatırım bir altın da Berke ve şey vardı. tabii Ferdi de çok büyük yatırım tabii de. Ee, yani Berke ve Barış. Burak Elmas dönemine benzetebilirsin gençliğe yatırım diyorsan. O harbi gençliğe yatırımda. Hiç adın duymuş muydun Çıkıldı Ali Morutsan'ın? Evet. Saşa Boyun. Çıkıldı Ali Moruçsan... O mesela biraz daha ama ben Gençliğe yatırım olarak görmüyorum. Muçi olmuş bir oyuncu. Anadolu mill takım oyuncusu. Avrupa'nın çoğu 5 büyük liginden takip eden isteyen oyuncu. Al Surati zaten anlatmaya gerek yok. Ya ben şeyde biraz... Gençliğe bu, yatırım değil bu, bu kalite Mucci, transferi. Muçi'nin piyasası için... On, sen geçen bölümde de anlattın 10 milyon euronun aslında hmm. e, özel bir transfer olduğunu ama... Ben bana mesela şey ilginç geldi. Beşiktaş yönetimi çok dikkatli adımları atıyordu ya. Bir anda 10 milyon euro bonsu arası, çok yüksek. Biz çok alışık değiliz yani. Bence doğrusunu yaptılar. Kalite bağlı olur. Çünkü biz. kalite çok düşmüştü Beşiktaş A takımında. E kaliteyi de parayla satın alırsın. Yani ya bu tecrübeyle bizzat sabittir. Yani kötü bir şeyi ucuza al alırsın. İyi bir şeyi de ucuza alamazsın. Bak Fenerbahçe yönetimi ilk ben hani diyorlar ya şimdi. Başkan işte 6. yılında çok önemli transferler yaptı. İlk dönemlerde ekonomik zaten anlamda bütün kulüplerimiz kötüydü ya. Fenerbahçe de kötüydü. E, o dönem iyi oyuncuyu ucuza alalım gibi bir durum vardı. Ama öyle bir şey yok. Ya Arsenal, United, Manchester, Real Madrid, Barcelona, Inter niye milyon eurolar harcıyor? İyi oyuncu ucuz olsa onlar almaz mı? Ya kalite alacaksan kalitenin bir karşılığı vardır. Kıyafette de böyle, ayakkabıda da böyle, telefonda da böyle, her şeyde böyle. Ya kalitenin bir bedeli vardır. Ya da kumar oynayacağım. Ya işte... Oynayamıyorsun kulüpte oynayamıyorsun. Ya işte... Morutsan da tutmuyor mesela. Ki benzer para verilmişti. Boya bir veriyorsun tutuyor. Yani kumar yani. Bir ya bir zaten kumarı. şöyle... %68 civarı, 70 civarı... 10 transferde yani yüzdelik dilimde başarılı sayılır kulüplerde. Yani 10'da 5'e kadar sıkıntı yok. Zaten 10'da 10 transfer 10 transfer yapıp onu da tutan bir kulüp dünya üzerinde yok. Yani evet. Yani böyle 5-6 10 transferden 5-6. 50-60, 68'lere kadar 70'e çıkmıyor. İyi bir transfer dönemi geçirdik demek için doğru bir yüzde bu Avrupa kulüplerinde. Yani 10'da 1-2 yaparsan o tabii sıkıntı olur da ama 10 isimde 5'i 6'yı bulmak, 5'te kalmak özellikle başarılı sayılabilirsin rahatlıkla. Trabzonspor'dan bir soru var. Eran Yaldız sormuş. Ors için ne zaman sağlığı göreceğiz? Çok uzun zamandır bekliyoruz. Olmazsa benim çapraz bağları alsınlar. <laughs> Allah korusun canım diye. <laughs> o şeyler çok geliyor ama Ors iyileşti. Takımla da başladı çalışmalara. Yani büyük ihtimal çok büyük bir sakatlık geçirdi Batu yani. Hani öyle şey olmadı adam grip olup da gitmedi. Ç geldi iyi ben çapraz gitti yani. Çok büyük üzüntü verici bir durumdu yani. Hani Nenad Bielitsa'nın bile belki kaderini etkilemiş olabilir. Orsin çünkü Lenat Biesta'nın sisteminde ve O dönemin transfer döneminde de hem bütçe anlamında kapladığı yer hem Lenat Biesta sisteminde çok önemli bir parçaydı. Bir anda yok oldu ve yani çok kişi şu an Orsiç Trabzonspor'da mı hala onu bilmiyordur. Genelde çok gelen bir soru. Yazım orası <laughs> konuşuyoruz. Senin yakından tanıyanlar biliyor ama e, Hasan Efendioğlu, Yavuz abi yakın veya orta vadeli sportif direktör olarak görecek miyiz? Ya bu çok soruluyor da yani ben şu an işimden memnunum ama tabii ki hedefimi söylüyorum bunu yani. yani. Yapabileceğime inandığım bir şey. Hatta geçen bir tane çok kıymetli bir kulüp başkanıyla konuştum. Onunla böyle an söylüyorum ya ben dedim hani bırakacağım bu işleri sıkıldım artık başkanım falan. Dedi saçmalama. Niye dedim? Sportif direktör olup ne yapacaksın? Şimdi evleniyorsun da dedi. Kaderin bir tane başkanın iki dudağın arasında dedi. Doğru. Dünyadaki en büyük saçmalığı yaparsın dedi. Mesela ben bana bir aydınlanma geldi. Haklı. Bir de işte girsen geri dönmen de zor olur. O beş dakikada aldıktan Ya. Öyle mi diyorsun? Öyle bir boşluk var. Tekrar gazeteci olur musun? 5 dakikada olurum yine devam bıraktığım yerden devam ederim. <laughs> bu kadar da ne eminim. Bu kadar da yüksek özgüven. <laughs> ama yani bilmiyorum. Bence hala var. Ben senin çok başarılı olacağına çok eminim. Ama bu meslekte bu Bence meslekten biraz bir daha var. sıkılman lazım. Yani. Her şeyim, yok bu mesleği çok seviyorum canım. Her şeyin bir zamanı var. O zaman geldiğinde de onu da başarılı, başarılı yapacağıma inanıyorum. Ben de. Yağız Savuncuoğlu bugün gerçekten dış hatların en 8 bölüm oldu. 8 bölüm. Yani başta <laughs> e, tatil konuştuk, zevkleri konuştuk. Sonra e, güzel gündemler vardı. Gerçekten bu, bu, bugünkü soruları ben çok beğendim. İzleyenlerimizden gelen da güzel sorulardı, kaliteli sorulardı. Sekiz 8 bölümlük Ocak dönemi, transfer döneminin e, sonuna gel, geldik. İnşallah Haziran'da sezon sonunun hemen ardından e, belki istedim. de sezon belki de son <laughs> Bir hafta falan da olabilir. Çünkü aşağı yukarı birçok şey duyulmuş oluyor senin tarafından. Dış hatları yeniden başlayacağız. Sezon başından beri izleyen herkese ben teşekkür ediyorum. Ya senin söyle, söyleyeceklerin. Valla hem sana hem bütün ekibe. Biz burada çektiğiniz, ağırladığınız kahvemizi, suyumuzu. Bahadam sütlü latte içiyoruz. Eksik, <laughs> eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama tabii ki kusura bakmayın. En büyük teşekkür. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, izleyen, abone olan. Bütün videolara like bırakan. Haberlerimize, teveccüh gösteren izleyicilerimize, herkese Haziran'a kadar kısa bir ara diyoruz. Ama bence Haziran'dan önce başlarız gibi. Bana, bana da öyle geliyor. Bugün ayrıca sevgililer günü. Ee, Sevgiyi bir şekilde bir yerlerinde hisseden herkesin de sevgililer günü kutlu olsun diye. Kapitalizmin zirve yaptığı günü güzel bir şekilde samimiyet ve sevgiyle andın ama. Sen bugün yengeyle bir şey yapacak mısın? Mesela anneler günü, babalar gününe laf ediyorlar ama biz benim için çok kıymetli. Ben yani de herkes de için çok kıymetli. Ama sevgililer günü yani kapitalizmin bana da çok anlamlı gelmiyor. Yani. Bana da hiç anlamlı. Bence yani. bir max ne yapacaksın biliyor musun? Ben bunu tartışmasını da yaptım. En inanılmaz para harcanıyor. Bak bugün bir arkadaşımla konuştum. Sabah kız arkadaşıma çiçek aldım. Dedi ki bana bugün dedi biz dedi dün dedi 13 Şubat'ta benden gül alsan dedi tane başına 13 TL yazıyordum dedi. Bugün gülü bana toptancım 65 liradan veriyor dedi. Tabii. Nerede aşk? Nerede sevgi? Ama işte esnafına da yarıyor bir yerde de. Ya bana şöyle geliyor abi. Max abi sevgiler esnafa yarıyor güne... da halk, halka yaramıyor. Halkın paramparça oluyor yani. Bir tane gül 65 <laughs> lira mı verilir? Maksimum bence yapılacak. Abi sırılırsın. Aa sevgililer günümüş bugün. Kutlu olsun. Teşekkürler. İyi ki varsın. Bitti gitti. Hani güller içinde yemekler böyle hanımlar bekliyor ama. Yani ben işte. çiçek veya hediye alıp da Allah belanı versin. Kapitalizmin kölesi diye bir erkeğe karşı çıkan kadın olduğunu düşünmüyorum. Bana mesela hediye almasınlar doğum gününde. Kutlasınlar. Yani yeter, öpsün beni. Yeter. Arkadaşlarım için de ben şöyle beklentisi yüksek bir insan ya da bana hediyeler gelsin kafamdan altın döksünler gibi. kutlanması gibi bir sürprizdir, hoştur ya. ya. Ama ya ben bence herkes memnun bu durumdan erkekler hariç. Doğru diyorsun, doğru Ve i̇şte genelde kadınlara alınıyor hediye. Ben erkekleri az gördüm. Sevgililer gününde kadın hediye, evet. Biliyorum. Yani oran orantı yapsalar %70'e 30'dur yani. Diye düşünüyorum. Doğru. Doğru. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi kapatalım. Hoşçakalın. kalın. sabuncuoğluyla inşallah yazı doğru tekrar görüşmek üzere. Ne diyelim? Bay bay diyelim. Bay bay. Allah'a emanet. <laughs> Allah'a Allah emanet olun. Görüşürüz.